Şimdi lider eğitim kurumları olarak biz her zaman eğitimin bu ülkeye de insanımıza da katacağı değerlerin farkındaydık ve bununla ilgili çalışmalar yaptık ve hep bir adım ileriye götürecek düzeyde çalışmalara imza atmaya çalıştık. Tabii ki bundan sonra da mevcut yapılanmamız içerisinde daha da farklı çalışmalarımız olacak. Özellikle önümüzdeki süreç içerisinde eğitimin bir sonraki aşaması olan bir okullaşma sürecini planlaması içerisindeyiz. Bu okullaşma süreci içerisinde tabii Engin Hocam daha detaylı bilgi verebilir. Ben orada Engin Hocam'dan bilgi Olsun olsun vermesini daha da isteyeceğim. paylaşırız. Şöyle söyleyeyim, yani hocam zaten söyledi dedi. Yani bir şeyleri tam somut olarak ortaya çıkarmadan da şunu yapacağız demek de aslında istemiyoruz. Çünkü Türkiye burası diye bir laf var maalesef. Bu tecrübeye de sahip olduk. Doların faizin ne zaman nerede zıplayacağını bilmediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten Aydın'a yakışır. Ben hep şunu söylemişimdir. İstanbul'da en lüks semti neresi diyelim? Beyoğlu. Beyoğlu'nun belli Nişantaşı. noktaları diyelim, Nişantaşı diyelim, işte Bakırköy Merkez diyelim, Bağdat Caddesi diyelim, Erenköy diyelim. Oradaki bir ailenin çocuğunun gittiği okula, bir hastaneye, bir restoranta, bir kafeye, Aydınlı bir insan niye sahip değil? Bizim coğrafyamız, belki ekonomimiz o kadar güçlü değil, nüfusumuz güçlü değil, evet. Ama onun mikrosunu en azından, o kalitede, o verimlilikte. Mikro yapıdaki hizmet Aydın'da, büyük şehir olmuş bir Aydın'da, 1 milyon nüfusu var olan bir Aydın'da, turizm cenneti, işte tarih cenneti bir Aydın'da, kültür cenneti bir Aydın'da, her şey var, helva yok. Her şey var, helva yok. Ben gerçekten bunu çok anlayamadığım şeylerden birisidir Aydın'da. O diğer alanlarda da var. Yani her alanda, her alanda, her alanda. Ben sadece önemsiz demeyelim. Ve Aydın'da evet çok değerli okullar var. Hayatlarını vermiş birikimli yerel ve ulusal markalar var. Allah hepsinden de razı olsun. Çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Ben de gönderiyorum. Ama biz 3 yıldır çok güzel bir proje de hani çok kısayla bitireyim cümlemi. Çok özel bir proje üzerine çalışıyoruz. Yani hep şunu söylüyoruz. Biz yaptığımızda eğer ben TED Koleji'nin veya XYZ kolejlerinin aynısını çıkaracaksak bu bizim ayıbımızdır. Az önce söylemiş olduğumuz cümlelere de saygısızlık etmiş oluruz. Kendi inandığımız şeyleri gerçekleştirmemiş oluruz. Gerçekten çok başka İstanbul'daki en özel ailenin yani böyle en özel çocuğun bile gidebildiği okul kalitesinde ve sisteminde ve vizyonunda bir projeyi tamamladık. Yasal süreçlerini Aydın Büyükşehir Belediye'miz ve Efeler Belediye'mizle yürütüyoruz. Sağ olsunlar ellerine gelen her türlü desteği veriyorlar. Bazen bazı bürokrat kardeşlerimizle sıkıntı yaşasak da, projeyi algılamakta sorun yaşasak da en azından önümüzü açıyorlar. Bu projenin önünü açıyorlar. Aslında Aydın'ımızın önünü açacaklar. Çok güzel bir şey imza atacaklar. Her gittiğimizde de bize destek olan bu konuda bir belediye başkanımız var, Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibi bu konuda. Yarın da gideceğiz bu projeyi anlatmak için. Sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Ki böyle yasal sıkıntılar değil. Hani bürokrasiyi biliyorsunuz. Küçük sorunlar. Ama destek veriyorlar Aydın'ın bu konuda büyümesi. Bunu bir şans olarak görüyorum. Sayın Belediye Başkanı bu konuda desteğini veriyor. Eğer bu projeyi tamamlayabilirsek Erman Bey, sizlerden de çok destek almayı beklediğimiz tanıtımında, lansmanında, anlatımında sizlerin de çok inanacağı çok özel bir projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık mimarı da dahil öğretim görevlileriyle hazırlanan büyük bir proje. Annesine yeni doğmuş bir çocuk anne sütünü ilk aldıktan sonra bize teslim edecek. Onu üniversite hayatına kadar vereceğimiz, eğitimini sağlayacağımız bir projeyi inşallah hep beraber. İnşallah. Nasipse yapacağız diyemiyorum çünkü halen daha içeride çözemediğimiz bazı sıkıntılarımız var. Ama planlamamız Kasım Aralık ayında bayrağını dikmeye başlayacağımız büyük bir projemiz var. Rabbim hayırlısıyla nasip etsin. İnşallah.